Aslında ben sana buraya çok önemli şeyler söylemeye geldim. Önemli mi dedin? Annenle kız kardeşin olduğundan hep şüphe duyduğum o iki şahıs bizim evimizi satmaya karar verdiler. Yok canım, ciddi olamazsın. Ben de ciddiyim, annenle kız kardeşin olacak o cadı da. Hayatım lütfen artık, sen onları bilmez misin? Aldırma. Mazhar, ya biz burada adam değil miyiz? Deminden beri kendi kendine konuşuyorsun. Ben mi kendi kendime konuşuyorum? Yok canım, size öyle gelmiş. Havalan. 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 Havalanıyorum Vahabim. Tavuk taklidi yapayım mı Vahabi? Hadi be sen de. Yani beyefendi inanın bu evi alırsanız hiç pişman olmayacaksınız. Yani kendi evim diye söylemiyorum ama bu civarda hatta Orta Doğu ve Balkanlarda bile eşi emsali yoktur. Bakacağız artık. Evet buyurun efendim. Bu evi daha güzel yapmak için harcadığımız paralarla tam 3 tane titan saadet zinciri kurardık ama ne yapalım işte artık kısmet sizdeyim. Haklısınız kısmet. Değil mi İsmet? Nasıl buldunuz? Söylediğim kadar varmış değil mi? Haklısınız güzelmiş. Eşyalar da oldukça zevkli seçilmiş. Eşyalardan bazılarını size bırakabilirim. En başta da şu fotoğrafları. Diğer odaları göreceğiz değil mi? Tabii. Buyurun gezelim. Evet. İşte burası da yatak odası. Bu da masar. Masar! Kalk bakayım çabuk kalk. Ne oluyor ya? Abi senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Banyoda mı yatsaydım? Burası benim yatak odam kızım. Hayret bir şeysiniz ya. Ay! Bunlar da kim? Evinize bakmaya gelmiştik ama sonra baksak, hatta hiç bakmasak daha da iyi. Yürü gül tane. Bir dakika ama yanlış. Beğendin mi yaptığını masal? Müşterileri kaçırdın işte. Hoppala! Ne müşterisi ya? Eve bakmaya gelmişlerdi. Annem evi satılığa çıkardı da. Satılığa mı çıkardın? Söylemişti de inanmamıştım. Kim söylemişti? Ruhiye teyze. Ruhiye teyze. Ruhiye teyze de kimmiş? Sen tanımazsın. İşte bizim mahallede kadınlardan biri Ruhiye teyze. Siz Firdevs'le yolda yürürken konuşuyormuşsunuz. O da duymuş. Allah'ım Allah'ım şu abimin oturduğu muhite de bak. Gezici dedikoducularla dolu. Bu evi satmakta ne kadar haklıymışım değil mi? Ya anne Allah aşkına bu evi satmak fikri de nereden çıktı? Zaten uzun zamandan beri düşünüyordum. Bu evi satıp birikmiş paralarımı da üstüne ekleyip sana daha büyük bir ev alacağım. İstemiyorum anne. İstemiyorum. Allah Allah. Hem ben bu evden memnunum. Tek kişiyim. Rahat rahat yetiyor bana. Evladım. Bak, benim minik kuşum. Şimdi memnun olabilirsin ama evlenip de çoluk çocuğa karıştığın zaman bu ev yetmeyecek sana. Hay Allah'ım yine mi aynı konu? Evlenmeyeceğim diyorum size. Evlenmeyeceğim. Sus bakayım. Sen bizim soyumuzu mu kurutacaksın? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda'da sırf annesi istiyor diye karısına ikiz doğurtturdu. Üf be. Bu Sedat da amma manyak herifmiş ya. Ne homurdanıp duruyorsun öyle Arap bacılar gibi? Boşuna uğraşma anne. Evin satılmasını istemiyorum. Bu ev bana yeter de artar bile. Ama abi annem senin iyiliğin için uğraşıyor. Her şey senin için. Her şey senin için istemiyorum ya. Size ne? Bölge valisi misiniz siz? Ben evin anahtarını bulamıyorum. Anne sendeki anahtarı versene bana. Tabii vereyim canım al. He? İşte veriyor musun? Ha. Verdin mi? Verdim. Ben gidiyorum siz giderken kapıyı çekin. Hadi görüşürüz. Böylece eve başka müşteri getiremeyeceğim öyle mi? Sen giderken ben o yolları dönüyordum. Benim minik akıllı minik kuşum. Git kol! Arkadaşlar bana Küba yolları göründü. Burayı 5 günlüğüne size emanet ediyorum. İşiniz rahat olsun Önder Bey. Müşterilere sizin yokluğunuzu hiç hissettirmeyeceğiz efendim. Küba, Castro, Che Guevara. De Puro. Evet gelirken size Havana Pro'ları getireceğim. Guantanamera, Vahila Guantanamera. Hadi bakalım. Ciao. Güle güle Önder Bey. Asker gidecek, geri dönecek. Asker gidecek, geri dönecek.
Helal olsun kanka. Nasıl gönderdin adamı? Önce Hong Kong, Singapur gibi manitaların yoğun olduğu yerlere önerdim ama istemedi. Sonra birden Küba geldi aslında. Yılansın sen, yılan. Ev iyi durumdadır inşallah. Yok yok, ferah, tertemiz bir ev. Evin sahipleri laf aramızda biraz temizlik manyağıdırlar zaten. Buyurun bakalım. Ya kardeşim, bu nasıl ev? Ne bileyim? Bana temiz olduğunu söylemişlerdi. Ben de mevkibarıma güvendiğim için hiç sormak gelmedi. Allah Allah! Bunca yıllık emlakçıyım. Hiç böyle ev görmedim. Daha sen ne evler göreceksin, ne evler! Peki bunun sahipleri burada nasıl yaşamış? Ne bileyim ben. Yani burada yaşamak için resmen keçi olmak lazım. O da doğru. Masar da ben de birbirimize az keçilikler yapmış. Bakın, isterseniz içerideki odalara bir bakalım. Belki ondan normaldir. İstemem, istemem. Aslan yattığı yerden belli olur. Diğer odalarda çukur mu kurdur? Düşeriz, çıkamayız. Deme lazım. Ben gidiyorum. Doğru. Ah! Ulan! Manyak mı bu kadınlar be? Bu evi kim alır ki? Aferin, kafan yavaş yavaş çalışmaya başladı. Ne aşk olsun yani Bayram Bey. Kaç saat geçti, bizim eve hala satamadın. Asıl size aşk olsun hanımefendi. Üstüme iyilik sağlık, ne diyorsun sen be? İnsan evin o halde olduğunu önceden söylemez mi? Ne halde ki? Ev pislik içinde, her taraf toz, toprak, evin kaburgaları çıkmış. Gül gibi evime ne hakla pisliyorsun sen bakayım? Bak, sinirleniyorum ama artık. Ben sinirlendim bile. Dikkat etmeseydik içeri girerken kafamızı akbabalar pisleyecekti. Bana bak Bayram Efendi, doğru konuş. Ben o parkeleri her gün çamaşır suyuyla yıkıyorum. Boş versenize siz ya. O ev satılmaz. Hayatta satılmaz. Anne, bence bu sarhoş emlakçı bizim eve böyle deyip fiyatı düşürmek istiyor. Efendi, efendi. Niyetin buysa kuruş inmem haberin olsun. Adam gibi söyleseydin bir indirim yapardım belki. Ama artık nafile. Geçti borun pazarı, sür eşeği Niğde'ye. Tamam, madem öyle diyorsunuz, buyurun. Eve gidelim, kendi gözlerinizle görün. Gidelim, gidelim, görelim. Girin. Evet, temiz ve tertipli evinizi kendi gözlerinizle görün bakalım. Olamaz. Bu ev şimdi pırıl pırıl. Bu ev zaten hep pırıl pırıldı Bayram Efendi. Ama... Biraz önce enkaz gibiydi bu ev. Ya, ben belediyeden iki dozer bir de kepçe alıp hemen düzelttim. Tövbe tövbe. Allah Allah. Allah Allah. Bana bak, sen bir daha sakın çalışırken alkol alma. Önce işini bitir, ondan sonra git istediğin kadar iç. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.